Sermaye Piyasası Denetleme Kurulu'nun Dünya Bankası işbirliği ile yaptığı Türk halkının finansal yeterliliği araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırma, evlilerin beklenmeyen harcamaları için tasarrufta bulunduğunu, bekarların ise zorunlu olmasa da harcama yaptığını gösterdi. Araştırmaya göre Türk halkı hala aile ve tanıdıklarından borç alıyor. Kırsal nüfus, sağlık gibi acil harcamaları karşılamak için para biriktirirken, şehirdekiler ise çocukların geleceği için tasarrufa yöneliyor. Peki bu araştırma sonuçlarına vatandaşlarımız ne diyor? Yapılan araştırmalara göre bekar bir erkek evli erkeğe nazaran daha fazla para harcıyormuş. Buna katılıyor musunuz? Hiç bu konuda bir istatistik bir bilgim olmadığı için katılamıyorum yani. Ben bekarlıkta da evlilikte de dar gelirli olduğum için hep sürünüyorduk yani. Planlı harcamaktan ziyade plansız harcamadan dolayı böyle bir algı oluşmuş olabilir. Yani bekar erkek biraz daha plansız hareket eder. O nedenle böyle bir algı oluşmuş olabilir. Ama net bilgiler yok elimizde. Bekar erkek daha mı savurgan oluyor? Daha savurgan tabii. Yani plansız harcadığı için daha savurgan. Peki neden? Emek ver. Valla şeyi yok yani, gelecek için kendisinden başka bir kaygısı yok belki, o anlamda düşünülebilir. Evet, hatırlıyorum. Bekar bir erkek neden çok para harcıyor sizce? Neden pek çok para harcıyor? Dışarıda yiyip içiyor. Muhtemelen daha çok geziyor. Muhtemelen bir iki pakette sigara içiyor diyelim. Bir paketten fazla içer. Niye? Bekardır. Bu sorunlar vardı, şey vardı. Okuyorsa da, öğrenciyse de gene aynı şekilde geç saatlere kadar oturduğu için. Bir de yemeğe dışarıda daha çok yer. Yani her işini, her şeyini de para üzerine kurar. Yani para da yapar. O bakımdan da. Evli bir insan, bekar insana nazaran erkekler daha fazla para harcıyormuş. Sizce bu neden? Valla gençlerin istekleri, arzuları farklı galiba. Yaşam tarzı değişiyor. Artık Türkiye eskisi gibi değil. Avrupa'yla birebir aynı hayatı yaşamak istiyor. Biraz da gençlerin istekleri günümüze göre değişiyor. Galiba ondan. Gençler bekarken daha mı savurgan oluyor sizce? Biraz daha sorumsuz davranıyor diyebiliriz. Ailelerden de kaynaklanıyor tabii ki. Ailelerinde yetiştirme tarzı önemli. Peki evlendikten sonra neden tutumlu oluyorlar? Tabii ki sorumluluk, geçim şartları, zevkler ikinci plana geçiyor. Kirası, eğitimi, sağlığı. Gençken istekleriyle evli olunca istekleri farklılık arz edebiliyor. O yüzden.